Şimdi bir tane alfa açısı verilmiş 0 ve 90 derece arasında. Şu ifadelerin sonucu sorulmuş. Şimdi bir tane birim çember çizebiliriz. Böyle basitçe bir tane birim çember çiziyorum. Tabii bizim şuradaki açılarımız radyan cinsinden verildiği için ben de buralara açıları radyan cinsinden yazacağım. Şurası 0, burası 90 derece. Yani pi bölü 2 radyan, 180 derece. Yani pi radyan. Burası 270 derece, yani 3 pi bölü 2 radyan. Burası 360 derece ya da 2 pi radyan diyebiliriz. Şimdi şurada bir sorun yok. Bu açılarda bunlar sınırı değerler. Biri pi bölü 2, diğeri 3 pi bölü 2. Yalnız burada bir problem var. Bizim açımız negatif olarak verilmiş. Eksi pi bölü 2. Biz istersek bunu düzenleyebiliriz veya üzerine 2 pi ekleyebiliriz. 2 pi ekleyip çıkarmak herhangi bir açının üzerine o açının değerini değiştirmiyor. Bunun üzerine 2 pi ekleyebiliriz. Sonrasında şunları da yapalım aynı esnada. Pi bölü 2'lik bir açı var. Burası 90 derece. Bundan alfa çıkmış. Yani pi bölü 2'den alfa çıkarsa birinci bölgeye doğru gelir. Şu açı birinci bölgede. Birinci bölgedeki kosinüsler de pozitif. Bölgelerin işaretleri de şöyle olacak. Artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi. Birinciler kosinüs, ikinciler sinüs oluyor. Şimdi şu açıya bakalım. 3 pi bölü 2'den yine alfa çıkmış. 3 pi bölü 2 burası. Bir açı çıkarırsak biraz küçülecek. Şuraya 3. bölgeye denk gelecek. 3. bölgede sinüs ve kosinüs eksi olduğu için tanjant artı olur. Bu artı. Şuna bakalım. Bunu da düzenlediğimiz zaman 2 pi eklersek 2 pi'den 3 pi bölü 2 pi'den pi bölü 2 çıkarsa 3 pi bölü 2 kalır. Sinüs burası 3 pi bölü 2 yapar. Artı alfa. 3 pi bölü 2'lik açı burası alfa kadar fazlası. Biraz fazla olacak. Şu bölgeye gidecek. 4. bölgeye. Sinüsünü aldığımız için sinüsü de eksil olur. Yani şu ifadenin sonucu da negatif. Şimdi dönüştürme uygulayacağız. Eğer biz dönüştürmeyi şu dikey eksen üzerinden yaparsak, yani pi bölü 2 ya da 3 pi bölü 2 üzerinden yaparsak bunun, ki diğeri de 3 pi bölü 2 buradan ya da buradan dikey eksen üzerinden yaparsak trigonometrik oranlar kardeş oranlarına dönüş. Yani kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta, bu sinüs de kosinüse dönüş. Ama pi ya da 2 pi üzerinden yapsaydık sabit kalacak. Değişim olmayacak. Eşittir diyorum. Birinci ifade pozitif. Bu dönüşüme uğrayacak. Kosinüs sinüse dönüşecek. Sinüs alfa. Tabii şu eksenin herhangi bir fonksiyonu biz işareti bölgeden buluruz. Bölge üzerinden buluyoruz. İkincisine bakalım. Değişecek. Tanjant kotanjanta dönüşür. Kotanjant alfa olur. Tabii şu eksenin bir etkisi yok. Bölgesinden buluyoruz. Bu da bölge olarak 3. bölgeye denk geliyordu. Şu 1. bölgeye, bu da bölge olarak 4. bölgeye denk gelir. Bölü. Şu ifadenin sonucu negatifti. Eksi yazıyorum o yüzden. 3 pi bölü 2'den dönüştürdüğümüz için şu dikey eksen üzerinden sinüs kosinüse dönüşecek. Bu ifadede kosinüs alfa olur. Şimdi şu eksiyi en başa alabiliriz. Şuraya yazıyorum. Bu ifade eksi sinüs alfa. Burada kotanjant alfa görüyoruz. Bu da kosinüs alfa bölü sinüs alfa demektir. Bölüm payda da kosinüs alfa var. Şimdi şunları çizeriz. Sinüs alfalar sadeleşir. Sonrasında ifademiz eksi kosinüs alfa bölü, burada da kosinüs alfa var. Kosinüs alfa biçiminde olacak. Şunları da sadeleştirirsek bizim sonucumuz eksi 1 olur. İşlemin sonucu eksi 1.